farklı konsept oldu ve şu an bir numarasın, zirvesin. Yükselişte devam ediyor maşallah. Ya çok mutluyuz tabii. Uzun yıllardır çok çalışıyordum. Bu sene nasip oldu daha da büyük kitlelere oynamak. Bununla ilgili şükran doluyuz. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için mutluyuz. Çok da şanslıyım, çok iyi bir ekibe denk geldim. Bütün ekip arkadaşlarıma, baş yönetmen Sultan San, görüntü yönetmeni Tolga abi, aynı zamanda yapımcımız Tolga Kutlar, ortaklarım Erdal Sütü, Gülüş Bakırhan, diğer ismi sayamayacağım arkadaşlarım ve tabii ki Türkiye'nin her yerindeki konuşanlar, hep birlikte oldu bu süreç. Güldükçe çoğaldık, sloganımız oldu. Gerçekten çoğaldık. Bu sene rekor da kırdık. Mutluyuz yani, şükran doluyum. Peki, evet, rekor da kırdınız zaten. En çok platformdayız. Evet, 40 milyon küsur izlendi. 40 milyondan fazla. Evet. Evet. Neler hissettirdi? Bir anda pandemi sürecinin tamamen yıldızı bir korona, bir de siz. Çok teşekkür ederim. Beni birlikte andığın. Eyvallah. Yani pandemi sürecinde biz 6 ay evdeydik. 6 ay yani ilk bölümler yayınlandı, evdeydim ben. Evden çıktığımda ünlü olmuştum. Sanki 30 yıldır pandemideymişim gibi oldu. Dolayısıyla mutluyuz. Yani şükran doluyum dediğim gibi. Yani çok uzun yıllarda çalıştığım için bende büyük bir ruh halinde değişim olmadı. Veya bir mucize gibi bir algım olmadı. Aşırı ciddi bir efendi cevap veriyorum. Dikkat etsem. Çünkü herkes pusuda. Hepiniz pusudasınız, farkındayım. Viral olmayalım. Yeraltı tutumu. Evet, sezon finali yaptık. O da iyi gidiyor. Onun da ikinci sezon olacak. Ama daha arada başka işler de var. Yapımcısı olduğumuz, benim kamera arkasında yer aldığım işlerimiz var. Bir stand-up programı var. Başka genç komedyen arkadaşlarımıza vesile olduğumuz stand-up evreniz var. O gelecek, 10 bölüm. Yani sevdiğimiz işi yapıyoruz. Mutluyuz, şükran doluyuz. Kitlemizde hep beraber. Diziyle ilgili de yorumlar geliyor. Yani keşke dizi yapmasaydı. Yapamıyoruz, senin için yapamıyorum. Bazıları da tam tersi, çok beğendi. Eyvallah, çok teşekkür İlk ederim. Bölüm... Ya normal. Biraz benim çok eskiden yazdığım bölümüydü. İnada bindi girdik. Çok olumlu eleştiriler var. Olumsuz eleştiriler de var. Bunlar olacak, işin doğasında var. Biz hepsine saygı duyuyoruz. Hepsini seviyoruz. Olumlu olumsuz bütün eleştirilerin başımız üstünde yeri var. Yani dizinin ikinci sezonda bir tık, yani bazı değişimlerle devam edecek. Ama dediğim gibi yani hepsi normal bunlar. Peki başka istediğiniz, gerçekleştirmek istediğiniz bir proje var mı? Var. Çok var. Ben işkoliyim zaten, yakınlarım bilir. Ama dediğim gibi işler girdikçe zaten onunla ilgili konuşuruz. Önceden böyle atıp tutup sonra 17 sene sonra konuşanlar iki projesiyle geri dönmeyelim. Peki yolun açıldı. Pasyonudur. Baya maddi olarak da manevi olarak da kazanç sağlıyorsunuz. Hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Ev, araba tarzı. İşte yaptığınız 10 senede zaten dünyada değildim. Başka semtlerde fakir bir hayat sürüyordum. Ama önemli değil. Biz maneviyattaydık uzun süredir. Tabii ki maddi olarak da rekor kırmış bir komedi olarak, bir ekip olarak. Maddi olarak da değişimler oldu. Mutluyuz. Yatırım yapıyor musunuz herhangi bir şey? Yapıyorum ama yani maddi odaklı bir hayatım yok. Yani hayatın merkezinde uzun zamandır maddiyat yok. Önceden zaten böyle bir seçimim de yoktu yani. Hayatın merkezine maddiyat koysam da çok bir değişmiyordu ama şu anda hala yok. Zaten biz manevi yönden güzel bir iş yapıyoruz. Bu işte iyi oldukça, tatmin oldukça maddi getirisi de arkasından geliyor. Mutluyuz, evet. Maddi değişim oldu ama bizi bozmadı açıkçası. Bunu soruyorsan. Biliyoruz. Ama senin imajdan seni bozduğunu görüyorum. En şık aranızda bir gazetecinin kazanamayacağı kadar takmanızı. Teşekkür ediyorum. Evet. İlk parayla oğlum. Ben ilk parayı şöhret olunca kazanmadım. İlkokul 5'ten beri çalışıyorum. İlk parayla hatırlamıyorum. Herhalde dondurma almışımdır yani. Bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ben çok teşekkür ederim. Devam çok sağ olun. Hangi Kanal D Gazete Magazin, biz de Instagram'da bir sayfa yazıyoruz. Şeyleriniz de değişti, Murat Bozdağ'la falan takılmalar. Zaten ben senaristlik yaptığım için ünlüsüz bir sürü insan vardı sektörde. Evet. Hepsinin ortak noktası emekçi olmalarıydı. Murat da emekçi, kamera arkasında emekçi arkadaşlarımız var. Böyle de devam edecek. Çok öpüyorum, çok sağ olun arkadaşlar. Son bir soru, biliyorsun bazı komedyenler gelsin. Bugünün fitne fücünü belli oldu, evet. Yatırımını arabalara yapıyor, sizin öyle bir merakınız var mı? Benden öyle bir Çekop'u cevap almayı bekliyorum. İsim vermedim ama, isim vermedim. Estağfurullah abi, hepsi araba isteyen istediğini yapsın, hepsi kendi parasını kazanıyor. Hangi komedyenin neye yatırım yaptığını bilmiyorum açıkçası, sizden öğreniyorum bunu. Evet. Ben yatırım aracı olarak arabayı tercih etmiyorum.
Açıkçası aynen. Bir işte kullandığım araba var şu anda. Onun dışında ileride daha çok kazandıkça buna göre değerlendiririm. Seni de haberdar ederim kardeşim. Teşekkür ederim. Başka var mı? Ben aşağı sorayım. Bazı komedyenler çapkın, onu sormama gerek yok. Ha? Bazı komedyenler çapkın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu abinin adını unutmayalım da buraya dikkatli olalım. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.